Hepinize güzel bir günden merhaba. Bugün arkadaşlar Türkiye'ye varmış bulunuyoruz. Şu anda tam konumumuz Yunanistan'dan çıkışlardayız. Yani Çanakkale'ye yaklaştık. Saat akşam üzeri 9 civarı Çanakkale Boğaz girişindeyiz. Belki demir atacağız. Belki izin verirlerse Çanakkale Boğazı'na giriş yapacağız. Ama her zaman dediğimiz gibi Çanakkale Boğazı geçilmez. Sadece girilir ve çıkılır. O da saygı ve sevgiyle. Diyeceğim konu buydu. Bayağı da video çekmedim. Size de olanları bitenleri anlatmadım. Biz normalde Türkiye'ye gelmemizdeki maksat tersaneydi arkadaşlar. Tersane iptal oldu bugün. Gözyaşım pıt. Birazcık üzüldüm. Birazcık derken bayağı üzüldüm. Hastaneye gidecektim. Ondan sonra eve uğrayacaktım. İptal olması üzdü açıkçası. Sevinmiştik. Eve gideriz. Hem de hastaneye giderim, işlerimi hallederim diye. Şu anda sokağa çıkma yasağı var. Lakin biz denizciler kilit çalışan olduğumuz için şu anda yasaktan muaf sayılabiliyoruz. Ama belli bir prosedür uygun kağıtları yanımızda bulundurmak kaydıyla. Evet, Ukrayna'da ne yapacağız? Ukrayna'dan alacağımız yük ne? Ukrayna'dan benzen alacağız. Benzen ne? Size onu anlatacağım biraz sonra. Peki, yükleme yaparken ne tarz bir sorunla karşılaşabiliriz? Solduğumuz anda direkt ileriki yaşlarda kanserojen madde olduğu için kanser olma riski yüksek ve cilde değdiğinde de cilt kanseri olma olasılığı çok yüksek. İlk defa bu derecede tehlikeli bir yük taşıyoruz. Tabii bunun önlemi var mı? Tabii ki de var. Önlemleri neler Ahmet Bey? Sizden öğrenelim. Benzen yüküne karşı. Özellikle biraz maskesiz. Hiç tutamayacağım, temas etmeyeceğim. Kol bağlanırken bizim limanlarda, terminallerde yani. Tüplerle birlikte bağlantı yapılacak. Tüpsüz hiçbir şekilde orada personel bulunmayacak. Solumamak için. Ve herhangi bir temas etmemek için de kol bağlantısında veya kol sökülürken özel giysiler var, tek kullanımlık. Bunlar giyilerek bu tür hastalığın ve rahatsızlığın önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Peki az önceki saydığım konuşma bozuklukları görülür tarzında bunun krizlerin sonrasında neler olur onu söyleyeyim. Baş ağrısı, kulak çınlaması, güçsüzlük, sindirim bozuklukları, ellerde ve bacaklarda haftalarca süren felç görülebilir. Bu derece tehlikeli bir yük benzen. Ağız yoluyla 30 gram benzen yutulması ölüme neden olabiliyor. Peki bunlardan nasıl korunuruz? Ne yaparsak korunabiliriz? Havalandırma sistemlerinin kullanılması, tanka girmeden önce kesinlikle havalandırılmış olması ve zaten içeriden ölçüldüğü gibi dışarıdan da kendimiz bizzat cihazla ölçüm yapılması, koruyucu maske, eldiven ve giysi giyilmesi. Tabii ki tanka girerken tüple giriş yapılacak. Yanımıza girerken oksijen ölçer cihazı. Bu şekilde önlemler alarak risk beyan etmemiş oluyoruz. Hadi bakalım Ukrayna'ya giderken görüşmek dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı izlediğiniz için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.